Öncelikle davetsiz misafir ekibi olarak bizleri ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok memnun olduk sizi burada ağırlamaktan. Aynı gerçekten. Şekilde. Gerçekten aynen çok aynen. Güzel bir enerjiniz var. Ekip şahane gözüküyor. Şimdi orada harıl harıl şeflerimiz çalışıyorlar. Biz röportaj öncesi uzunca bir sohbet ettik Ramazan Bey. Evet. Gelin bir kere de değerli davetsiz misafir izleyicilerine aktarmış olalım. Öncelikle markamızı bir sizlerden tanıyabilir miyiz? Efendim bizim markamız 5 yıldır burada bir hizmet veriyoruz Başakşehir'de. Daha önce biz burada çalışıyorduk 3 usta olarak. Çalıştığımız iş yeri almak nasip oldu bize yani. 5 yıldır burada gayet güzel bir şekilde, çok iyi bir şekilde yükseliyoruz. Harika. Diğer ustalarımızın isimlerini de buradan geçirmiş olalım. Selam söylemiş olalım buradan da kendilerine. Tabii ki ortaklarımdan birisi Adnan Doğan, birisi Mustafa Çetin. Çok güzel ağırladılar bizi. Çok teşekkür ediyoruz bu arada yine. Üçümüz de ustayız zaten. Çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Ben Urfalıyım, ortaklarım Adıyamanlı. Zaten başka bir şey anlatmaya gerek. Kebabın memleketinden artık yani. Yemeğin memleketinden geliyoruz. Aynen. Şimdi güzel bir hikayeyle başladık. Evet. Üç ortak kafa kafaya verdiniz. Çok güzel bir şekilde burada işletmeciliğini yapıyorsunuz. Evet. Gelin lezzetlere geçelim şimdi beraber. Ya siz burada görüyorsunuz ama artık yani hepsini buraya koymamızın mümkünatı yoktu. Bir menü geldi efendim, ansiklopedi gibiydi aslında. Aynen. Ama sizlerden dinleyelim. Şu an görünende neler var ve bunun ötesinde ne gibi menülerimizde ürünlerimiz var? Tabii ki Kübra Hanım, hemen patlıcanlı kebapla başlayalım. Çünkü şu an mevsimi, bu patlıcanları da özel olarak Şanlıurfa Birecik'ten getirdik zaten. Memleketten mi geliyor? Tabii tabii. Mezra patlıcanı, kebap yiyenler hepsi bilir zaten. Çok güzel, enfes bir tadı var. Onun yanında haşhaş kebabımız var. Evet, haşhaş kebabı ben daha önce hiç duymamıştım. Deneyebilir aynen. miyim izninizle olursa? Tabii ki de. Haşhaş kebabı da iddialı olduğumuz bir kebap. Bir de o da zaten Birecik'e özgü bir kebap. Haşhaş kebabının öbür kebabından farklı, sebzeli olması aslında. İçinde ayrıyeten isot da var, Urfa isotu var. Ateş yanında ediyor. Yanında yine Urfa isotları var işte. Onun yanında siverek tepsimiz var. Bu da kuşbaşı etten yapılıyor. Aynen, böyle tepsi kebap çeşitlerimiz de var. Onun patlıcanlısı, mantarlısı, bir sürü çeşidi var onun. Şöyle gavur dağı salatamız var. Bol cevizli. Çiğ köftemiz var, özel zaten. Mezelerimiz yine hepsi günlük yapılıyor. Hadi yetmiyor, bazen günde 2-3 defa yaptığımız da oluyor. Lahmacunda da çok iddialıyız zaten. Müthiş. Burada sadece bir kısmını görebiliyoruz. Tabii ki. Bunun ötesinde şahane lezzetler var. Yani biz menüye bakarken röportaj öncesi bak bitmiyor. Öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Şu an aynı zamanda biz burada çekim yaparken efendim arkada siz çok göremeyebilirsiniz ama müşterilerimiz var. Harıl harıl yemeklerini yiyorlar ve iştahla da yiyorlar gördüğüm kadarıyla. Peki sizce neden bu kadar insan sizleri tercih ediyor? Sonuçta yeme içme sektörü zor bir sektör ama neden insanlar sizleri tercih ediyorlar? Bir öğrenebilir miyiz? Yani bence insanlar artık gayet iyi biliyorlar. Yani bu işin çıraklığını yaptığımız için biz sosyal medyada gayet aktifiz zaten. Sosyal medyada aktif kullanıyorsunuz siz bu arada. Tabii tabii, çok aktif kullanıyorum. Bizim bir de müşterilerimizi seçmenin en büyük sebebi kalitemiz. Çok güzel. Yani bizim için kesinlikle önceliğimiz hesap değil, hizmettir. Bizim sloganımız öyle zaten. Önceliğimiz hesap aslında. Değil, hizmettir. Ha, yani aynen öyle. İnsanlar biz gelsin, yesin, gitsin. Uzun değil. Vadede istiyoruz, marka olmak istiyoruz. Yani bugün 3 lira fazla alıp yarın yapmamak değil deriz. Yarın daha da büyümek istiyoruz biz yani. Ben doyamadım bu arada yemeğe. Afiyet olsun. Yani izniniz olursa yine biraz almak istiyorum ama. Şimdi ben şununla dikkat ettim. Gerçekten çok lezzetli bu arada ürünleriniz. Ya et nedir mesela? Et yediğimiz zaman ay midem şişti, ay şu oldu, ay bu oldu. İnsanlar ister istemez düşünebiliyorlar. Ben özellikle şunu sormak istiyorum. Siz burada kullanılan ki kebap, döner bunların hepsi et ürünleri. Nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi eti aldığımız firma çok önemli tabii ki. Yani hijyen açısından, sağlık açısından, güvenilir açısından çok iyi markadan et alıyoruz. O birinci temel kuralımız zaten. Ustalarımız zaten, usta en önemli şey. Onların çok iyi kalifiye usta olmaları gerekiyor. Biz de usta olduğumuz için zaten hani öyle sağlam adamlarla çalışıyoruz. Çok güzel. İyi ustalarla iyi hizmet veriyoruz burada yani. Harika. Şimdi menülerimiz çok geniş dedik. Ürün kalitemiz çok önemli dedik. Bu nokta özellikle şunu sormak istiyorum. Lezzetinizin sırrı ne? Bak çok güzel. Ben iki tane ürün tattım şu an. Ve bıraksanız şu kayıt bitsin. Ben yiyeceğim, devamını getireceğim ama. Şu özellikle kayıt bittikten sonrasında devam edeceğimiz
lezzetin sırrını merak ediyorum. Yani siz belli bir tarife göre mi devam ediyorsunuz? Çünkü burada herkes 2 yıl önce gelen de 2 yıl sonra gelen de aynı lezzet için gelecek çünkü. Evet. Bu noktada belli bir tarifle, reçeteyle mi ilerliyorsunuz? Yoksa ya bizim bir sırrımız var aslında, elimizin lezzeti ya da kullandığımız bir malzeme ya da bir sırrımız var, bu mu diyorsunuz? Anladım. Yok, bizim öyle bir sırrımız yok. Yani gerçeği konuşalım ama belli bir gramajda, belli bir tarifte gidiyoruz. Yani onu bozmamaya çalışıyoruz. Hı-hı. Çünkü standart çok önemli bizim, evet, işte. Evet, evet. Adam bugün ne yediyse 5 yıl sonra da 10 yıl sonra da kebabı yediği zaman aynı lezzeti almak kesinlikle istiyor yani. Tabii, yani zaten bence müşterileriniz sırf bunun için geliyorlar. Yani aynen şunun öyle lezzetine, şunun lezzetine, şunun lezzetine geliyorlar aslında. Aynen öyle. Mesela bir Adana'ya hangi et kullanacaksa onu kullanıyoruz yani. Hmm. Daha ekonomik, daha aşağı, daha gerek yok yani. Lahmacunun hangi et kullanılması gerekiyorsa biz onu kullanıyoruz. Yani bizim olayımız bu yani. Evet. Ya bir de çok fazla spesiyalleriniz var. Bence evet, bu çok önemli. Çünkü hani standart sadece Adana, Urfa kebap şeklinde gitmiyorsunuz. Bu spesiyalleri ilerleyen süreçlerde arttırmayı düşünüyor musunuz? Tariflerde vesaire değişiklik düşünüyor musunuz? Yani yeniliği seven ustalarız biz zaten. Yeniliği her zaman seviyoruz, araştırıyoruz da. Hı-hı. Mesela örnek veren bir İskender yemek isteyen insan illa altına ekmek yemek zorunda değil. Evet. Yani mevsiminde ise çok güzel köz patlıcanla olabiliyor. Evet, ve sizin böyle bir tarifiniz de var değil mi? Biz buna şef spesiyel diyoruz mesela. Aynen. Peki, son olarak keyifli sohbetiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten konuşmaya doyamadım. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım siz de izlerken doyamamışsınızdır diyelim. Gıda sektörü çok zor sektör. Kesinlikle. Yaptığınız iş çok zor iş. Burada herkesi, gelen A'dan Z'ye, 7'den 70'e herkesi memnun etmek zorundasınız. Aynen öyle. Bu noktada özellikle gıda sektöründe yer almak isteyen, atılım yapmak isteyen kadın girişimcilerimize, genç girişimcilerimize bu sektörle ilgili son tavsiyelerinizi de almış olalım ve röportajımızı sonlandıralım. Evet, son tavsiyem ve her zamanki tavsiyem ne olur? Bir yerde böyle 5-10 masa gördükleri zaman hemen bu işi açmak, girmek istemeseler. Hiç dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Bu işin kesinlikle çıraklığını yapmış olmaları gerekir. Ve maddi izinmiş, tatilmiş, böyle şeyler kesinlikle onlar için ikinci planda olmalı. İlk planda hizmet ve çalışmak olmalı. Harika. Bir de bence en önemli nokta iyi bir ekip olması. Tabii, ekip şart, aynen. Çok güzel bir ekibiniz var. Yani hepsine teşekkür ediyoruz buradan, gerçekten onları gösteremiyoruz. Asıl kahramanlar onlar bizim için. Biz burada gözüküyoruz ama onları gösteremiyoruz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum buradan, ekibimize de. Biz de buradan tüm ekibe sevgilerimizi, saygılarımızı sunmuş olalım efendim. Güzel röportajınız için çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Tekrardan beni ve ekibimi burada ağırladığınız için size ve ekibinize tekrardan teşekkür etmiş olalım.